Türkiye'nin kesme çiçek üssü Antalya'dan Avrupa ve Balkanlara her yıl yüz milyonlarca dal çiçek ihraç ediliyor. Dünyanın çiçek merkezi olarak kabul edilen Hollanda'ya dahi çiçeği Türkiye gönderiyor. 2019 yılını 107 milyon dolarlık bir ihracatla kapatmıştık. 2020 için de 125 milyon dolarlık bir ihracat hedefimiz vardı. Bu hedefle yola çıkan süs bitkileri ve kesme çiçek sektörü yılın ilk iki ayında ihracatta %20'ye yakın artış sağladı. Mart ayında kendini gösteren salgın nedeniyle sıkıntılı süreç başladı. Özellikle Nisan ve Mayıs aylarında çok sert düşüşlerle yüzde 40'a yakın kayıplarımız söz konusuydu. Sektör çiçek üretimine hiç ara vermedi. En büyük rakipleri İspanya ve İtalya salgın nedeniyle çiçek ekemedi. Kenya, Kolombiya ve Ekvator gibi ülkelerde salgın kaynaklı nakliye sorunu yaşadı. Pazara ürün sunamadılar. Diğer ülkelerin eksikliğini biz ülke olarak bize yöneldi pazar. Bizler 60'a yakın bir ihracat artışı. Daha sonra Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında da buna benzer rakamlarla ihracat yaparak açığı hızlı bir şekilde kapattık. Bugün geldiğimiz noktada %3'lük bir kaybımız var. Sektörün en önemli pazarı İngiltere başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde ve bir diğer önemli pazar Bulgaristan'da şimdilerde yeniden salgın tedbirleri devreye girdi. Bu durum sektöre olumsuz yansıdı. İç pazarda öğretmenler gününde beklediği hareketliliği göremeyen sektör, dış pazarda Noel öncesi sevkiyatlardan da kötü haberler almaya başladı. Şu an bizim için en yoğun olduğumuz dönemlerden bir tanesi Noel öncesi sevkiyatlarımız var. Bu sevkiyatlarda iptaller gelmeye başladı. Çünkü çiçek sosyalleşmenin sonucunda daha çok tüketimi olan bir materyal. Böyle devam ederse sektör yine eski kriz dönemindeki e, günlerine dönecek diye korkumuz var. Onlar üretimi ve ihracatı artırmak istiyor ancak arazi yetmiyor. Bu nedenle onların talebi turizm bölgesi sınırlarında olmayan arazilerin sektöre tahsisi. Atıl vaziyetteki hazine ve kamuya ait arazilerin süs bitkileri sektörüne kazandırılması lazım. Bunun için biz yatırım yapmaya, yeni iş gücü yaratmaya, ihracat rakamlarını artırmaya hazırız. Süs bitkileri ve mamulleri ihracatçıları birliği yönetim kurulu başkanı İsmail Yılmaz çiçeğin önemini vurguladı. Çiçekler ve verdiği sosyal mesajlarla insanlarda huzuru, dinginliği, mutluluğu çağrışmasına neden oluyor. İnsanlara psikolojik olarak son derece yardımcı olan unsurlar. Sen bu yönünü düşünülmesi lazım diye düşünüyorum.